Arkadaşlar ben Şiir Tufan videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte defter süsleyeceğiz. Biliyorsunuz yarın okullar açılıyor ve okulların açılması da bu kadar kısa bir zaman kalmışken ben de böyle bir okula dönüş videosu atmak istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Eğer beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi yapmaya başlayalım. İlk defterimizi süslemekle, daha doğrusu boyamakla başlayalım. Defterimi aldım. Akrilik boya kullanacağım. Ben sarı renk kullanıyorum. İstediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Defterin şöyle iki kapağının altına A4 kağıdı yerleştirdim ki sayfalar boyanmasın. Ve sünger yardımıyla akrilik boyayı sürüyorum. Şimdi sarı renginin kapatıcılığı çok yüksek değildi diye iki kat sürdüm. İlk katı sürdüm, kurudu. Sonra ikinci katı sürdüm. Ancak kapattı ama güzel bir şekilde kapandı ikinci katın sonunda. Sonra kuruduğuna iyice emin oluyorum. Diğer kullanacağım renkleri belirliyorum ve şimdi üzerine kağıt bant ile üçgen desenleri yapacağız. Ama kağıt bant defteri yapıştırmadan önce şöyle bir koluma, masaya ya da kumaşın üzerine yapıştırabilirsiniz ki o yapışkanlığını bir tık alalım ki boyayı kaldırmasın. Böyle üçgen desenleri yaptım. Siz daha büyük desenler de bırakabilirsiniz ama böyle küçük küçük üçgenler yaptım ve içerisinde pembe, mavi ve mor pastel renkleriyle boyadım. Siz yine bu aşamada tek renk de kullanabilirsiniz. Her üçgen için farklı bir renk de yapabilirsiniz. Ben böyle bu üç rengin birbirine uyumunu çok seviyorum diye bu üçünü kullandım. Bantları kaldırdım. Ve bu kadar çok kolay oldu yapması ve gerçekten sonuç çok güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. İçerisine yazı da yazıyorum. Bir önceki videomda olan kalemle. Ve ikinci defterime geçiyorum. İkinci defterde yine akrilik boya kullanacağız, boyama yapacağız ama bu sefer daha sanatsal bir şeyler yapacağız. Yine defterimi aldım, kapakların arasına A4 kağıdı yerleştirdim. Bu sefer boyarken daha koyu bir renk tercih ettim ki tek seferde boyasın diye. Pembe kullanıyorum. Siz yine istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Şöyle pembe tek katta kapattı. Sonra aldım defteri, şimdi üzerine bildiğiniz resim çizeceğiz. Ben şimdi bu resmi çizerken yeni böyle bir resim yapmak istemedim çünkü video çok uzun olurdu. Önceki videolarda ayrıntılı şekilde anlattığım bir resmi yapıyorum. O yüzden şu an üstünde ki siz eğer mesela buradan bu görüntülerle anlamazsanız o videoya gidip bakabilirsiniz. Çiçek yapıyoruz defterin üzerine. Akrilikle çiçekler yapıyorum ve ben bunu bir videomda bayağı ayrıntılı anlatmıştım. Şöyle yukarıya ekledim. İsterseniz gidip onu da izleyebilirsiniz. Şöyle önce 5 yaprak şeklinde çiçek, beyaz renkte çiçeklerimi çizdim. Sonra üzerine pembe çizdim ama sonra baktım ki pembe hiç güzel durmadı. O pembenin üzerini sarıyla kapattım ve iyi ki de yapmışım. Sarı çok yakıştı, çok güzel durdu. Sonra öyle büyük yaprakların arasına sarı renkli bir küçük yaprakları yapıyorum. Sonra sarımın içerisine birazcık beyaz boya katarak sarının tonunu açıyorum. Ve bu sefer de o sarı yaprakların arasına bu açık sarı ile daha minik yapraklar yapıyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Bu arada yapması inanılmaz zevkli bu çiçeğin. Yani benim favori çiçek yapma şeklim çok güzel oluyor. Sonra bu aynı renkli açık sarı ile şöyle 5 yapraklı minik minik çiçekler yapıyorum. Sonra da bu çiçeklerin içlerine yapacağım. Yani kahverengilik veriyorum oraya. Biraz kahverengi yaptım. Sonra biraz sarı ekledim. Sonra sarıyı dağıttım. Böyle daha güzel durdular. Sonra minik çiçeklerimin içerisinde fırçanın tersiyle böyle nokta şeklinde kahverengilerini ekledim. Ve sıra yaprak yapmada. Böyle de bırakabilirsiniz. Yaprak da ekleyebilirsiniz. Ben yaprak çizmeyi de çok sevdiğim için yapraklar da ekledim. Şöyle tamamen yaprakları doğaçlama gittim yani. Şöyle bazılarını uzun yaptım. Şimdi birazdan göstereceğim. Birkaç tanesi de böyle kısa minik olarak yaptım. Böyle tek başına direkt böyle iki tane yaprak yaptım. Yani bayağı böyle doğaçlama giderek yapraklar da ekledim. Ve sonuç bu şekilde, ya çok tatlı durdu. Gerçekten çok güzel oldu. Bildiğiniz resim oldu zaten. Resim çizdik yani. O bir önceki videomu izleyerek bu çiçekleri çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Hani ben çizim yapamam, ben bunu yapamam diye düşünmeyin sakın. Yapması çok basit. Ve geçtik üçüncü defterime. Üçüncü defteri yaparken boya falan kullanmayacağız. Peki ne kullanacağız? Mavi poşeti.
Evet, mavi poşetini kullanacağım. Ben şimdi bu mavi poşetin rengini inanılmaz seviyorum. Çok güzel bir rengi var böyle. Kot renginde inanılmaz güzel, böyle çok hoşuma gidiyor. Ben dedim ki neden bunun da bir defter süslemesi yapmıyorum dedim. Böyle çok estetik de durur diye düşündüm. Poşeti aldım, böyle parçaladım. Sonra gözüme hepsi böyle aynı renk güzel olmaz diye düşündüm. Ve araya biraz kahverengilikler ekleyeyim. Ve böyle craft kağıdımı kullanıyorum. Ben zaten böyle ilk sayfasında hep karamalar yapmıştım. Onu kesiyorum. Sizde bu kağıt yoksa şey geldi aklıma şu an. O mesela Starbucks poşetlerini falan kullanabilirsiniz. Mesela Starbucks kahvecilerin poşeti de aynı böyle bu craft kağıdın renginde kahverengi poşetler. Mavi poşeti ve bir Starbucks poşeti kullanarak yani bu defteri süsleyebilirsiniz. Tek ihtiyacımız olan malzeme tutkal. Tutkalınız varsa gerisi zaten poşetlerden oluşuyor bunun malzemeleri. Tutkalı alıyorum, şöyle bir fırçayla sürüyorum ve fırçayı sürerken bu benim böyle kullanmadığım makyaj fırçalarını kullanıyorum tutkalı sürerken. Çünkü fırçalar ucunu çok fazla yıpratıyor. Yani siz böyle pahalı fırçalarınızı kullanmayın tutkal sürerken. En kötü fırçanızı kullanın ve böyle tutkal altına sürüyorum, sonra yapıştırıyorum, üstüne sürüyorum, araya craft kağıtları ekliyorum ve bütün yüzeyi kaplıyorum ve kurumasını bekliyorum. Şimdi kuruması kısmı çok önemli arkadaşlar. Kuruduğu gibi hemen etrafındaki kağıtları kaldırın ve defterin kapaklarını kapatın. Çünkü tutkal kuruduğunda resmen tahtaya dönüşüyor. Eğer siz bunu uzun süre o şekilde açık bırakırsanız defter kapağı birbirine kapanmaz. O yüzden baktınız kurudu, hemen devam edin, uzun bir süre bekletmeyin. Aman sonra bana derseniz bu defter kapanmıyor, kapanmaz çünkü. Ve sonra yandaki A4 kağıtlarını çıkardım. Tutkalla yapıştığı için o yapışan kısımları makasla kestim. Ve sonuç ya çok güzel oldu. Gerçekten sıfır abartıyorum. İnanılmaz güzel oldu. O diğer ikisinden daha da güzel oldu. Çok estetik durdu. Ve şunu göstereyim. Diyelim ki uzun beklettiniz, böyle bir saati falan geçti ve kapaklar kapanmadı. Hemen üzerine böyle ağırlık koyun, bir sürü kitap ekleyin, bir gün öyle altta bekletin. O zaman kapatır ama dediğim gibi süresini sakın geçirmeyin. Yoksa böyle şeylerle uğraşırsınız. Ben şimdi size göstermek için yaptım yani. Yok, ben de beklemedim çok uzun süre yoksa. Ve tekrar gösteriyorum defteri. Defteri göstermeye doyamadım resmen. Ama çok estetik durdu ya. Böyle sanki kotla kaplama yapmışız gibi. Böyle inanılmaz güzel durdu. Mutlaka mutlaka deneyin bunu. Bak diğer ikisini denemezseniz bile bunu mutlaka deneyin. Şöyle üçünü de bir arada gösteriyorum. Mesela diyelim ki boyalarınız var ama benim çok el becerim yok diyorsanız şu ilk defter fikrini yapabilirsiniz. Ama benim boyalarım da var, ben resim de yapmayı seviyorum diyorsanız ikinci defter fikrini yapın. Ben de ne boya var ne de el becerisi var diyorsanız üçüncü defteri yapın. Mutlaka ama birini yapın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok beğendim. Çok hoşuma giden bir video oldu. Siz de beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize güzel bakın. Hoşça kalın.